Evet. Merhabalar. Neredeyiz şu anda? Sivas'tayız. Sanırım değil mi? Demir yolu var şu anda burada. Belki de Adana tarafındayız. Hayır, değiliz. Şu anda Türkiye'nin, hatta Çin'in diyelim, yani eski adıyla İpek yolu üzerindeyiz. İpek yolu demir yolu oldu. Kars-Tiflis-Bakü demir yolu üzerindeyiz şu anda. Ardahan, Çıldır, Yukarı Cambaz'dayız. Evet, burada bir antrepol kurabilir miyiz? Buradan gelecek, Gürcistan'dan gelecek tren, daha Kafkasya'dan gelecek tren burada duracak. Buradan durduktan sonra o vinç şu anda var orada. Orada duracak, malı indirecek. Mal burada Ardahanlıların antrepol olarak istedikleri merkezde inecek. Tırlarımıza binip buradan Karadeniz'e gidecek mi bilmiyoruz. İşte şu anda Ardahan Ticaret Odası Başkanı başta olmak üzere birçok siyasinin resimlerini görmediğimiz bir yerdeyiz. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu Yukarı Cambaz Çıldır alanındayız. Bu demiryolu buradan geçiyor, trenler buradan geçiyor. Ardahan'ın haberi yok. Ve bu bölgede bir antrepol yapılmış. Ama nasıl bir antrepol? Yük antrepolu değil. Geliyor, burada başka bir şirket gelmiş. Burada bir kurum kurmuş. Trenler geliyor, mal getiriyor. Burada mal değişimleri yapılıyor. Sadece trenden trene. Yani sizin bildiğiniz İstanbul Harem'deki diğer gümrüklerdeki gibi mallar yere indirilmiyor. İndirilmediği gibi de tırlarla buradan başka bir yere götürülmüyor. Veya tırlar mal getirip burada yüklemesi gerekiyor. Buradan Kafkasya'ya gitmek için. Ama buraya yatırım yapmak için de çok zor şartlar var. Yani bu firmanın da çektiği sorunlar var. Diğer taraftan da ben yarın gelip burada olur ya Çıldır Gölü'nün kenarına, Aktaş Gölü'nün kenarına şey yapmaya çalıştığım zaman Kızılacak Kıyamet koparılıyor ya. İşte Ardahan'ın başka bir şanssızlığı var. Bir yerde eğer siz bir şey yapmaya çalışırsanız en azından 21 maddeden şartlar var, yerine getireceksiniz. Yani burada buranın hareketli olabilmesi için bu Kars-Tiflis demiryolunun, bu demiryolunun gerçekten Ardahan'a ekonomik olarak katkı sunması için verilen o mücadele, antrepol, son durak Ardahan olsun diyenlerin, sözüm ona platform kurup da burayı görmeyenler, lan olmaz bu iş. Buraya geleceksiniz, burada bir kamu oluşturacağız. Bu demiryolu güzel, uluslararası bir demiryolu, Çin'e kadar uzanan bir demiryolu, Kafkasya'ya kadar uzanan bir demiryolunun etrafında bir antrepol çart, Ardahan Yukarı Cambaz bölgesindeyiz. Efendim, siz yatırım yapacaksınız. Olur ya, burada bir yatırım yapacaksınız. Dilekçe yazacaksınız özel idareye. Başvuru beyan formu, şahıs ise nüfus sureti, imza sirkütleri, ticaret odası, kayıt odası belgesi falan ve alakasız olmayan şeyler. İl özel idare imar müdürlüğünde bina hakkında teknik rapor, bina tarihinde falan, vaziyet planı, vergi levhası, iş akım şeması, sorumlu müdür sözleşmesi falan filan bir sürü şartlarla beraber Avrupa'da Batı kentlerindeki kolaylıklar da burada tanıması gerekiyor. Ama Ardahan'ın şunu yapmalı, Çıldırlar başta olmak üzere. Çıldır Aktaş gümrük kapısında nasıl ithalatçı, ihracatçı olamadık, tır alıp da bir tır sahibi olamadık ya, gümrükçü olamadık ya. İşte boşuna bekliyoruz ya, bakın bu trenlerin buraya gelişinde haberi olmayan Çıldırlar. Burada bizim bir kamu oluşturmamız lazım. Buraya bir antrepol kurulması gerekiyor. Alan yeter. Bir de başka bir şey daha var, çok ilginç bir durum var. Şu anda aşağıdaki yer Çıldır Ovası. Buradan Çıldır'a kadar da yol için karayolları para da ödemiş. Yolu da almış hazır. Yani bunun hızlanması için başta Çıldır Belediye Başkanı, Çıldır'daki siyasiler, Ardahan'daki siyasiler ve 5 ilçe, 1 belde, bütün köyler buraya endekslenmeli. Göçün durmasının yolu, bir yolu da bu. Burayı harekete geçmemiz gerekiyor. Yani bu demir yolundan bizim mutlaka ve mutlaka para kazanmamız gerekiyor. Buyurun. Evet, bu raylar burada şu anda, tren ne zaman gelecek saati belli değil, mal alıyormuş. Mala göre geliyormuş. Yani mal aldığı zaman geliyormuş. Burada duruyor tren. İşte Gürcistan vagonlarını arıyor Türk treni. Onları getiriyor burada. Burada mal değişimleri yapılıyor. Ama lojistik olarak da
Kars ve Erzurum'a bağlıyız. Yani böyle bir şey olmaz. Ardahanlar, bakın. Kars Tiflis Bakü demir yolu sizin. Bakü Tiflis boru hatları sizin. Doğalgaz ve petrol boru hatları. TANAP buradan geçiyor. Aktaş gümrük kapısı var. Posof Türk Gözü gümrük kapısı var. Ülkenin en yoksul kenti olarak geçiyorsun. Evet, bunu kim anlatacak? Biz anlatıyoruz. Yazıyoruz. Söylüyoruz. Kilometrelerce yol alıp geliyoruz. Ama maalesef siyasilerimizin, ben Orhan Atalay'a soru soruyorum. Öztürk Yılmaz'a soru soruyorum. Safvet Kaya'ya soru soruyorum. Senin burada bir resmin var mı? Yani çöpçüyle resim tutmak, hortum tutmak, caddeyi sildik demekle olmuyor sayın başkanlar. Stratejik, uluslararası düşünmemiz gerekiyor. Bu kentin kalkınması için elin oğlu tren yolu yaptı sana. Çin destekli, Çin finanslı Kars Tiflis Bakü yolu yapıldı. Ama her gün Kars Tiflis Bakü demir yolunda trenden şunu çektik, bunu çektik, ay turist yaptık. Yok böyle bir şey. Buradaki otel, Çiltirci'deki otel icralık oldu, satılıyor. Yani bizim buraya ekonomiye çevirmemizin yolu, buraya yaptırım yapan insanlara yardımcı olmak, buraya bir antrepon kurulması için, lojistik olması için de ticaret odası, esnaf odaları, efendim bize vergilerimizi affetsinler. Yok böyle bir şey kardeşim. Elin oğlu bu malın sahibiyken biz aciz ama bir başka bir şey anlatamıyoruz. Nedir? Kamuoyu yok. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelse, helikopterle buraya inse, ya burası niye bomboş duruyor kardeşim dese ki der. Hiçbir başkan, hiçbir tane hükümet siyasetçisi veya bir siyasinin burada gelip de ya buraya getirmeyin bir şey demez. Yapmış yaptığını yapacağını. Şimdi sen bunu isteyeceksin, daha çok şey isteyeceksin. İşte özellikle yatırımcıya yardımcı olmak için maddeler halinde görmediğin yere, gidip bakmadığın yere şunları getir demektense teşvik etmek lazım, desteklemek lazım. Bu anlamda başta Çıldır Belediye Başkanı'na, Ardahanlı milletvekillerine, Ardahanlı Cumhurbaşkanı baş danışmanlarına buradan bir kez daha sesleniyorum. Halka sesleniyorum, vatandaşa sesleniyorum. Lütfen isteyin. Ardahan TV'ye de abone olmayı unutmayınız. Evet. Facebook